Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlar, Sayın Senatörler, Sayın Konuklar ve sevgili öğrenciler. Hemen şunu belirteyim ki bugün çok çok coşkuluyum ve de kıvançlıyım. Bugüne kadar bu etkinliklerde görmediğimiz öğrenci sayısını, öğrenci kalabalığını görüyoruz. Beypazarı öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi, 3 aydan beri sürdürmekte olduğumuz bir etkinlik için buradayız. Daha önceki etkinliklerimizi de kısaca ben anlatmıştım ama bu etkinlikte de biraz değinmek istiyorum. Bir kere etkinliğimizin adı Ankara Üniversitesi'nin Bilim, Kültür, Sanat Ustaları. Şimdi bu ad nereden çıktı? Niye böyle bu etkinliğe böyle bir ad koymak gereğini duyduk? 2 satırla özellikle sevgili öğrencilerimiz için söylemek istiyorum. Şimdi Ankara Üniversitesi'nin emekli hocalarına ayrılmış olan bir program. Bu Sayın Rektörümüzün önerisi üzerine gerçekleştirilen bir program. Bu bir vefa örneği gerçekten. Bu da şunu gösteriyor, emekli olan hocalarımızı da unutmadığımızın en belirgin göstergesi. Ha niye usta? Çünkü ustalar onlar yani. Her şeyde olduğu gibi bilimde de, sanatta da, kültürde de ustalar var. Ustalar çünkü bizlere yol gösteriyorlar. Ustalar çünkü bizlere el veriyorlar. Ustalar çünkü bizlerin elinden tuttular. Ustalar çünkü söz ustalarılar. Ustalar çünkü göz ustaları. Bu nedenle adına usta deme gereğini duyduk. Zannediyorum yerine cuk oturdu, iyi oturdu. Bugünkü konuşmacımız Profesör Doktor Cemal Aydın. Bu kez ülkemizin kuzeyinden bir konuşmacı. Sürmene, Trabzon'dan. İlk iki konuşmacımızın birisi doğudan, birisi batıdandı. Şunu demiştim o toplantıda. Belki önümüzdeki konuşmacı kuzeyden olacak, belki güneyden. Ama bu kez kuzeyden oldu. Belki önümüzdeki toplantıda güneyden bir konuşmacı hocamız olacak. İlk konuşmacımız Şerafettin Turan'dı. Profesör Doktor Şerafettin Turan. Tarih uzmanı. İkinci konuşmacımız Profesör Doktor Necdet Serin'di. O da uluslararası ekonomi profesörü uzmanı. Cemal Aydın, Profesör Doktor Cemal Aydın birazdan konuşmasını yapacaklar. Astrofizik yani gök fizik uzmanı. Doğru değil mi hocam? Harika. Konuşmasının başlığı da biz ve evren. Bize evreni anlatacak. Harika bir şey. Özgeçmişini kendi sesinden birazdan Sinevizyon'da dinleyeceksiniz. Ama bana göre yaşamında en önemli parantezlerden birisi İtalya'da doktora yapmış olması. Kendi konusuyla ilgili en önemli merkezlerden biri. Bu İtalya, İtalya. Nedir bu İtalya? Bu İtalya, Giordano Bruno'nun, Tommaso Campanella'nın ve özellikle Galileo Galilei'nin memleketi. Çağdaşlık adına Galileo Galilei demek istiyorum. Adına başına gelmedik kalmadı. Sonunda Engizisyon'un baskılarına dayanamayıp kendini inkar etmek zorunda kaldı. Yoksa canından olacaktı. Tıpkı Giordano Bruno gibi. Çünkü ne yaptı bu Galilei zavallım? Bu kadar baskı, bu kadar ölüm tehdidi. Çünkü güneş merkezli evren kuramını benimsemişti. Ve uzun uzadıya üzerinde çalışmış ve ünlü ve önemli yapıtını yazmıştı. Dünyanın
iki esas sistemi üzerine diyaloglar adlı kitabını. Sevgili çocuklar, Türkçe'ye çevrilmiştir. Zor bir kitaptır ama mutlaka okumanız gereken bir kitaptır. 1632'de yazdı bu kitabı. Bu yapıtında Galileo, çağdaş bilimle, tıpla, hurafelere ve eskimiş kafalara savaş açar, bilimsel gerçekliği savunur. Dünya mı güneşin etrafında döner, yoksa tersi mi? Ya da sinirlerin çıkış noktası neresidir? Yürek mi, yoksa beyin mi? Ve bu evreni daha iyi rasat edebilmek için çok gelişmiş bir teleskop yaptı Galileo. Şimdi Cemal Aydın ustamız işte bu teleskopu kullanarak ve bir astrofizik uzmanı olarak Venüs'le, Mars'la, Ay'la ve birçok yıldızla göz göze geldi Sayın Rektörüm. Bizim yapamadığımız bir şey yaptı yani. Bizler uzakken kendisine yakın, kendisi yaklaştı, yakınlaştı. Bu bence muhteşem bir şey. Yani çok güzel bir yazgı. Bunun içindir ki şairler, bilim adamları, astrofizikçileri, astrologları ve astronomları sevmezler. Sevmezler ama aynı zamanda imrenirler de. İmrenirler çünkü yıldızlarla göz geze gelmeleri yetmezmiş gibi bir de ellerinden tutmaya kalkmışlardır daha içli dışlı olmak adına. Hiç unutmam. 1960'lı yıllardı. Ben o zaman İtalya'daydım. Televizyon başında bir açık oturum izliyordum. Konu şuydu. O günlerde Amerikalılar Armstrong ve işte astronotlar Armstrong ve diğerleri aya ayak basmışlardı. Bilim adamları toplanmış bunu tartışıyorlardı. Bir de bir şair vardı. İtalya'nın çok ünlü çağdaş bir şairi Giuseppe Ungaretti. Daha bugün yüzü gözlerimin önünde. Kırış kırış bir yüzü vardı ama gözleri ışıl ışıldı. Ona da sordular. Usta dediler ona da. Ne düşünüyorsunuz? Bak insanoğlu aya ayak bastı. O da baktı, baktı ve sonra şunu dedi. Ayın el değmemişliğine dokundunuz dedi. Acı duyuyordu. Bir başka şair Giacomo Leopardi şöyle der. Suskun gece, sessiz orman, batmakta olan ayın el değmemişliği. Şimdi gene aynı şair Leopardi. Koca bir dünya, koskoca bir dünya bir kağıt parçasına sığdı der. Bilim, akıl, uygarlık tüm bunlar şairlere ters gelir. Ters gelir çünkü hayal dünyalarını, imgelem dünyalarını ve eskilerin deyimiyle muhayyilelerini ellerinden alır. Sonlu sonsuz eğitişiminde şairleri ayakta tutan imgelem dünyalarıdır. O denizde biri gene şöyle diyor, o denizde batan gemide olmaktan haz duyarım. Bilim adamlarının yıldızlarla, evrenle ilişkileri, aşkı gerçeklik içerir. Gerçekçidir, özdekçidir. Dokunmak isterler, ne ki şairlerinki platoniktir. Aşkları imgelem dünyalarında saklıdır. Bu açıdan baktığımızda şairlerinki aslında imrenmenin de ötesinde basbayağı bilim adamlarını kıskanmış olduklarıdır.
savaşım vardır aralarında. Febo, Pallade'ye karşı. Teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Hocamın, Ustamın öz yaşamıyla ilgili bir sinevizyon izleyeceğiz. Ondan sonra da kendisini davet edeceğiz konuşmasını yapmak üzere. Fakat konuşmasından sonra da böyle bir soru cevap aşaması olacak. Özellikle öğrencilerden sorularını bekliyoruz. ...1941 yılında Trabzon Sürmene'de doğdum. 53 yılında Erzurum'da Yavuz Selemi İlk Öğretmen Okulu'na gittim. 6 yıl sonra Yavuz Selemi İlk Öğretmen Okulu'ndan mezun oldum. O yıllarda Ankara Yüksek Öğretmen Okulu açıldı ve öğretmen okullarını birinci, ikinci, üçüncülükle bitirenleri Ankara'ya çağırdılar. Liseyi tamamlayıp çeşitli fakültelere gitmek üzere, öğretmen olmak üzere, yüksek öğretmen. Biz de çağrılanlar arasındaydım. Dereceyle bitirmiştim okulu. Ve 1959'da Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'na geldik. 3 ay kadar yoğun kurslara katıldık. Ve Ankara Atatürk Lisesi'nde lise bitirme sınavlarına girdik. Bildiğiniz gibi meslek yüksekokullarından mezun olanlar doğrudan doğruya üniversiteye giremiyorlardı. Yeni yeni o hakkı aldılar. Biz Ankara Atatürk Lisesi'nde bitirme sınavlarına girdik. Ve Türkiye'nin en çalışkan öğrencileri seçildiği için tüm Türkiye'den en düşüğün ortalaması fen kolundan 9 civarındaydı. Benim 9-10'da 8'dir lise mezuniyetim. Oradan hem yüksek öğretmen okulunda okumak üzere hem de fen fakültesinde okumak üzere öğrenci olduk. Ve ben fen fakültesi matematik bölümüne başladım. 1962'de matematikten mezun oldum. Yani matematik bölümünü 3 senede bitirdim. 4. sene teknik üniversiteye gitmeyi düşünüyordum. İstanbul'a. Ama bir yabancı hocamız vardı. Toprağı bol olsun. Kraken çok büyük hizmetleri oldu. Burası Dane'nin de kurucusudur. Yardımcı asistanlık görevi verdiler bana ve mezun olduktan sonra NATO bursu ile İtalya'ya gittim doktora yapmak üzere. 66 sonunda İtalya'dan döndüm. Doktora asistan olarak Fen Fakültesi'nde astronomi ve astronomi bölümünde, o zaman uzay bilimleri yoktu, göreve başladım. Eşimle de lisede tanıştık. Yani Ankara'ya çağrılanlar arasındaydı. O da Elazığ'dan gelmişti. Üniversiteyi beraber bitirdik. O biyolojiyi bitirdi. O da öğretim üyesi olarak emekli oldu. 1972'de doçent oldum. 79'da profesör oldum. Tabii o yıllarda 38 yaşında profesör olmak biraz erken sayılıyordu. Şimdi çok daha çabuk profesör oluyorlar ama bizim zamanımızda 60 yaşında geliyorlardı. Doçent olarak üniversitelerde çalışıyorlardı. 82-84 yılları arasında İnönü Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı yaptım. Aynı zamanda rektör yardımcısıydım. Bir süre sonra da rektör vekilliği yaptım. 84'te Ankara'ya döndüm. 93 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, aynı yıl Fen Fakültesi Dekanı oldum. 93 yılından 2008 yılına kadar 5 dönem dekanlık yaptım. Yalnız bir dönem atama, ondan sonrakileri seçimle biliyorsunuz Ankara Üniversitesi'nde. Yani seçimde 5 dönem, 4 dönem dekanlık yapmış oldum Ankara Üniversitesi'nde. Bu arada
en çok önem verdiğimiz TÜBİTAK'a bağlı ulusal gözlem evimiz var. Bu gözlem evinin kuruluşunda 80'li yıllarda görev aldım. İcra kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkanlığı gibi görevlerde bulundum. Antalya'da Bakırlı Tepesi'nde 3500 metre yükseklikte tepenin üzerine bir rasathane kurduk. Ve şimdi çok mükemmel çalışan milli rasathanemiz bizim. Büyük teleskoplarımızın olduğu bir rasathane. Bu arada Ankara Üniversitesi Vakfı içerisinde de çalışmalarımızı sürdürdük ve 1996 yılında vakıf özel okullarını kurduk. O okulların ben kurucusuyum ve uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığını yaptım. 2008 yılında da emekli oldum. İtalya'da beni en çok etkileyen, buradan İtalya'ya giderken biz üniversitede eşimle arkadaştık. Yan yana yürürken yolda eğer karşıdan hocalardan birisi geliyorsa biz birbirimizi tanımıyormuşuz gibi ayrı dururduk. Ayrı yürürdük. Atina, Yunanistan gemiyle giderken Yunanistan'da indik. Atina'da Akropol'e gittik. Orada insanların birbirlerine davranışı, yürüyüşü, parklarda oturuşunu falan görünce beni çok etkiledi. İtalya'ya gittiğimde bir bu var. Hanımların ellerinde sigaralar. Dertleri öyle yürüyorlar. Şeyleri karşıdan karşıya geçerken sarmaş dolaş. Ama en çok dikkatimi çeken noktalardan birisi de her yerde kitap okuyorlar. Otobüste, tramvayda, yaya yürürken, deniz kenarında, yani herkesin elinde bir kitap var. Astronomi, astrofizikte doktora yaptım. Dünya çapında bir araştırmacı, Profesör Doktor Margarita Hak ile doktora çalışmamı yaptım. Ondan sonra da çalışmalarımız oldu. Sürekli ilişkilerimiz oldu. Gerek buradaki rasathanenin kuruluş ve çalışmasında, gerekse beraber çalışmalarda. Ben orada oldukça randımanlı çalıştım. O yıllardaki epeyce eski yıllar, 78'de yaptığım bir çalışmaya 30 ayrı dergide çok sayıda atıf aldı ve tap yapmıştı o araştırmam. Döndükten sonra tabii Türkiye'de bunu böyle yürütemedim ve şunu düşündüm. Çok iyi birkaç çalışma yapmak mı? Herkesin çok iyi çalışma yapabileceği ortamı hazırlamak mı? Bunlardan birini seç ve ona devam et. O, ben zirvesindeyken, çünkü şeyde emeklilik törenimde ekşi sözlükte öyle anlatıyorlar beni bu cümleyle. Yani tepeye çıktıktan sonra bıraktı bu işi diye. Başkaları araştırma yapabilsin diye ortam hazırlamayı, gerekli şartları hazırlamayı seçtim. Ve ondan sonra daha çok da o konularda çalıştım. Yani bu değerlendirmeyi yapmak çok kolay değil. Yani her dekan kendi yapabildiği, gücünün yettiği ölçüde bir şeyler yaptı. Ama ben geldikten sonra programların yenilenmesi, yani dünya düzeyinde fen fakültelerinde okutulan modern anlamda dersler ne düzeydeyse dersleri o düzeye getirmek için her yıl programlarımızda değişiklikler yaptık. Bu arada fakültenin fiziki ortamını da hazırlamak durumundaydık. Çünkü diyebilirim ki fakülte kurulduğu zaman nerede ne var idiyse biraz onlar bozulmuştu, yıkılmıştı, gece konulaştırılmıştı, olmaması gereken yerlere bazı yerler, binalar konmuştu. Onların hepsini yıktım. Gece kondu dedik biz onlara. Ondan sonra laboratuvarları orijinal haline getirdik. Yani benim dönemimde çok şey yaptığımı söyleyebilirim. Bunların başında da şeydir, çevre gelir. Yani laboratuvarların yanında, binaların iç dış durumu yanında çevre, ağaçlandırma, onların bakımı, temiz tutulması. Mesela tenis kortlarını ben başlattım.
Ben de tenis oynuyordum çocuklarla. Çünkü kavga ediyorlardı ilk başladıkları zaman küçük bir sahada. Hem tenis oynanıyordu hem basket. Ben de oynamaya başladım. Benim yanımda kavga edemiyorlardı. Böylece ben tenisçi oldum çıktım. Çok sayıda spor yapabilecekleri alan yaptım fen fakültesi içerisinde. Öğrenciler, işte daha sonra havuz yapıldı. Artık öğrenciler birbirleriyle daha az kavga eder oldu, daha az yürür oldu, daha az boykot yapar oldu. Hatta boykot yaptıkları zaman ben hep onlardan yanaydım ve yardım ediyordum onlara. Mesela bana karşı yemek boykotu yapıyor, elektriğini ben veriyorum, tencerelerini ben veriyorum. Ondan sonra bazen de kıyma parası veriyordum onlara ama sonuçta gidiyordum, gördünüz ki yürütemiyorsunuz, girin yemeğiniz yiyin diyordum. Diğer üniversitelerden doktora için fakültemize gelenlerin kütüphane içerisinde çalışacakları, internetleri olan, bilgisayarları olan odalar hazırladık onlara. Ve böylece hem bilgi düzeyi yükseldi hem de yayın sayımız arttı. Üniversitelerin kalitesi biliyorsunuz birçok faktörle ölçülür ama bunların başında da eğitim öğretiminden önce araştırma ve yayın gelir. Biz uzun yıllar yayında hep bir veya ikinci sıradaydık fen fakültesi olarak. Aradaki işte doktora da geçen süreyi geçici işte İnönü Üniversitesi'ne gittiğim 2 yıllık süreyi çıkarırsanız 46 yıldır Ankara Üniversitesi'nde çalıştım. Tabii birkaç yıl bir yerde çalıştığınız zaman oraya olan tutkunuzu siz düşünün. Birkaç yıl, 10 yıl çalışıyorsunuz giderken gözyaşlarıyla ayrılıyorsunuz. Her yerde emeğiniz vardır ya da azdır, çoktur ama vardır. Yani sizi üzecek, ayrılırken ağlatacak o kadar çok olay var ki. Tabii bütünleşiyorsunuz arasıyla, özlem duyuyorsunuz, ayrılmak istemiyorsunuz ya da gitmiyorsunuz. Yavaş yavaş seyrekleştiriyorsunuz gidişinizi ki sizde yapmış olduğu derin izler silinsin biraz. Olumlu yönde etkilemiştir. Yani ben çok mutluyum Karadenizli olmuş olmaktan. Bence Karadenizli olmak bir ayrıcalıktır. Karadeniz insanı her zaman hareketlidir, neşelidir. Ani parlar, sinirlenir ki ben onlardan değilim. Ben sinirlenmeyen tipiyim. Sinirlerim alınmış benim. Belki de hanım alır benim sinirlerimi. Ama çok kısa bir süre sonra bu sinirlenme havası biter ve normal ortama uyabilirler. Rektörünüzün bilmediği fıkra var mı? Yok herhalde. Amerika'da uzay araştırmaları toplantısı var. Bizden de Karadeniz'den temeli gönderiyorlar bu toplantıya. Bütün ülkelerden gelen temsilciler uzay projelerini anlatıyorlar. Ne yapmak istiyorlar? İşte hangi gezegene gitmek istiyorlar? Gezegende hayat var mı yok mu? Araştırması yapıyorlar. İşte biz dünyanın canını okuduk, ozon tabakası delindi, herkes kanser oluyor, her taraftan florokarbon yayıyoruz. Onun için dünyayı terk edip başka dünyalara gitmek lazım. Bu dünyalar neler olabilir? Biz kendimiz mi uydu yapar, gönderir, ona mı bineriz gibi çeşitli ülkelerden çeşitli öneriler geliyor. Öneriler bitiyor, herkes anlatıyor. Fakat bizim Temel konuşmuyor. Temel'e soruyorlar. Sizin projeniz yok mu? Olmaz olur mu? Tabii ki var diyor. Nedir diyor? Uşağım diyor biz güneşe gideceğiz. Güneşe. Yok, güneşe gidilemiyor da ya güneşin yüzey sıcaklığı 6000 derece Kelvin. Yani demiri atsanız hemen kaynar orada. Buharlaşır yok olur. Uşağım diyor o bizim projenin birinci kısmıydı. Biz onu çözdük. Biz şimdi ikinci kısmı ile ilgileniyoruz. Peki nedir çözdüğünüz? Nasıl çözdünüz? Akşam senin de gidecek değil. Thank you.
Sayın rektörüm, siz bu fıkrayı biliyor muydunuz? Öğrenmiş olduk böyle. Evet, buyurun hocam. Siz alalım şimdi. Efendim, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sayın Agaba ve Aydın'ın çok uzun konuşmasından sonra zannediyorum bana fazla konuşma süresi kalmadı. Ama yine de bir şeyler söylemek isterim. İlk söylediğim duyuldu mu duyulmadı mı bilmiyorum. Tekrar ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Seçilmişlerinin oluşturduğu böyle seçkin bir toplum karşısında konuşmak çok kolay değil. Sayın Profesör Agaba bunu çok güzel yaptı. Astronomi ile ilgili giriş kısmını da çok güzel anlattı. Onun için ben mümkün olduğu kadar kısa sizi biraz yukarılara doğru götürmek istiyorum. Yani uzayın derinliklerine, evrene doğru. Biz sabahleyin Ankara'dan kalktık. Beypazarı'na geldik. Duyuluyor mu siz? Çevremizde neler var neler yoku gördük dünya üzerinde. Türkiye'deyiz, Ankara'dayız. Ankara'dan Ankara'dan buraya kadar çevremize baktık. Gerçekten çok güzel şeyler gördük. Çok güzel gelişmeler var. Çevre çok güzel. Buradaki binaları geldik, gördük. Emeği geçenlerin tümünü kutluyorum. Başta Sayın Rektörümün burada büyük bir başarısı var tabii. Onun yanında iş adamlarımızın katkıları. Gerçekten ben çok etkilendim. Bir yerde taş taşısına konduğu zaman benim hoşuma gidiyor. Bugün Beypazarı'na geldik. Buradan biraz yukarılara doğru havalanacağız. Ve şu tür sorular var. İsterseniz ben bir kez daha tekrar edeyim. Biz kimiz? Evrende yalnız mıyız? Evrende bizden başka canlılar var mı? Uçan daireler, uzaydan gelenler. Evrenin sınırları var mı? Bir yerde bitiyor mu? Yoksa hep böyle boşluk mu? Devam ediyor mu? Bu ve benzeri pek çok soruyu biz bize sormuşuzdur. Çocuklarımız bize sormuştur. Etrafımızdan bu tür sorularla daima karşılaşmışız. Ben bugün size biraz daha kafanızı karıştırarak bu sorulara soru ekleyebileceğiniz bir şeyler anlatacağım ama zannediyorum kesin sonuçlar vermekten çok biraz daha bu sorulara soru eklemiş olacağız. Bunun için çevremizi tanımaya başlayalım şimdi. Dünyayı tanıdık. Dünyadan sonra biz evrende neredeyiz? Evren dediğimiz nedir? Uzay, kainat, bu boşluk dediğimiz nedir? Biz bunun neresindeyiz? Şurada güneşimiz var. Güneşten sonra gezegenlerimiz geliyor. Üçüncü gezegen yer. Ve devam ediyor. 8 büyük gezegenimiz var. Merkür, Venüs, Yer, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. 8 tane büyük gezegen. Biz bunlardan üçüncüsü üzerinde bulunuyoruz. Bunların tamamı 8 büyük gezegen. Gezegenlerin uyduları. Biliyorsunuz bu gezegenlerin ilk ikisi hariç ötekilerin hepsinin uyduları var. Kuyruklu yıldızlar, akan yıldızlar, küçük gezegenler, meteorlar, gezegenler arası gaz ve tozların tümüne biz güneş sistemimiz diyoruz. Bizim sistemimiz diyoruz. Güneş bize en yakın olan yıldızdır. Işık ışınları bize 8 dakikada gelir. Yani güneşten çıktıktan sonra 8 dakika sonra ışık ışınları bize gelir. Diğer bir deyişle güneş sönse
biz onun söndüğünü 8 dakika sonra fark edebiliriz. O nedenle güneş bizim için farklı özellikler taşır. Ne kadar büyük güneş sistemi? Bizim gözleyebildiğimiz evrenin 10^-30'da biri kadar bir yeri işgal ediyor. Yani hiçbir şey. Dünyadaki okyanuslardaki kum tanelerini toplasak, bir kum tanesini parçalasak en küçüğü kadar bile değildir güneş sistemimiz. Yani güneşimiz ve etrafında dolanan bu gezegenler. Biz de bunlardan 3. gezegen üzerindeyiz. Biraz daha uzağa gidelim. Bize en yakın dünyanın çevresinde dolaşan gezegenimiz Ay vardır. Ay'a olan uzaklığımız 384 bin kilometre. Astronomide sözünü ettiğimiz uzaklıklar ve kütleler çok büyük oldukları için çok farklı ölçü birimleri kullanırız. Mesela kütleleri izah etmek için güneş kütlesini birim olarak kullanırız. Bir güneş kütlesi 10^30 kilogram ya da 33 gramdır. Uzaklıklar için de farklı ölçüler kullanırız ve çoğu kez biliyorsunuz pazara gidildiği zaman, pahalı olduğu zaman, fiyatlar yüksek söylendiği zaman hep ne deriz? Rakamlar çok astronomik deriz. Çünkü astronomide kullanılan rakamlar hep böyle büyük. Dünya ay uzaklığını söylemiştim. Dünya güneş uzaklığı bir astronomi birimi. 150 milyon kilometre. Ne kadar bu, fazla mı? Yani şimdi biz açılacağız. Dünyadan hareket ediyoruz. Diğer yıldızlara, diğer gök cisimlerine doğru. Bu uzaklıkların büyük mü küçük mü olduğunu kavrayabilmek için küçük bir örnek verelim. Mesela yer güneş uzaklığı 150 milyon kilometre. Biz bu 150 milyon kilometreyi bir otobüsle gitmek istesek, öyle bir otobüsümüz olsun ki sabit hızla gitsin. Saatte 100 kilometre. Hiç durmasın. Biz bu otobüse binelim. Gece gündüz seyahat edelim. Ne kadar zaman sonra güneşe varırız? 171 yıl sonra, 171 yılda güneşe varabiliyoruz ki güneş bizim burnumuzun dibinde. 8 dakikada ışık ışınları bize geliyor. Peki biz gidebilir miyiz binsek? Gidemeyiz. Çocuklarımız da gidemiyor, torunlarımız da gidemiyor. Her 30 yıla bir kuşak dersek, 6. kuşak ancak gidebiliyor güneşe. Tabii bu güneşe giderken mesela dedik. Çünkü güneşe gidemeyiz. Niye güneşe gidemiyoruz? Güneşin yüzey sıcaklığı biraz önce söylediğim gibi 6000 derece Kelvin. Demiri buharlaştırır anında. Çünkü demirin buharlaştırması için 2000 küsur derece sıcaklığa gerek var. Halbuki güneşte 6000 derece çok daha sıcak. O halde güneşe gidemeyeceğimiz gibi güneşe yaklaşmak da mümkün değil. Mesela dedik. Balık avına çıkan tayfa arasında kavga çıkar. Ve iş mahkemede biter. Hakim huzuruna çıkar Temel. Hakim Temel'e sorar. Siz bir hazine buldunuz. Paylaşırken aranızda kavga çıktı. Ölüler de var. Doğru mu? Doğru Hakim Bey der. Peki nerede de altınlar, paralar nerede? Hakim Bey demiş, biz böyle canımız sıkıldı. Konuşurken bulsaydık, olsaydı, mesela dedik, az daha da elimizden kaza çıkacaktı. Biz aslında 40 kişiydik, ikimiz kaldık. Temelde dursun. Şimdi biz de güneşe gitmek için mesela dedik, yani gitmeye kalkarsak elimizden kaza da çıkabilir.
Evet, gözlemlerde kullanılan teleskopların altında daima bir not vardır. Güneşe ve güneş çevresine kesinlikle teleskoplarla bakmayın diye. Şimdi bakıyorum, her yaşta insan var aramızda. Kiminin çocukları, kiminin torunları vardır. Hepsi de uzayla ilgileniyorlar, özellikle gençler, ve büyüklerine teleskop aldırtırıyorlar. Onun için teleskopla yıldızlara bakarken tamam, ama güneşe bakarken çok dikkatli olmak gerekir, filtre kullanmak gerekir. Güneşe çocukların teleskopla bakmamasını siz sağlayacaksınız. Evet, bu temelin şeyiydi, projesi. Onun için onu geçiyoruz. Güneşe gittik, burnumuzun dibindeydi. Gördük ki altın nesil gidebiliyor güneşe. Güneşten sonra bize en yakın yıldız 4,24 ışık yılı uzaklıktaki Centauri. Centauri takım yıldızının, Proxima Centauri dediğimiz bir yıldızıdır. Bu ışığı bize 4,24 ışık yılında geliyor. Ne demek bu? Işık yılı, ışığın bir yılda aldığı yoldur. Saniyede 300 bin kilometre. 60 ile çarparsam dakikada. 60 ile çarparsam saatte. 24 ile çarparsam günde. 365 ile çarparsam bu ışığın bir yılda kat ettiği yolu bulurum. Bu da 9,5 trilyon kilometre ediyor. Yani güneşten sonra bize en yakın olan yıldızın bize uzaklığı 9,5 trilyon kilometre. Peki en yakın yıldız 4,24 ışık yılı uzaklığındaydı. O zaman 4,24 ile çarparsak bunu 40 trilyon kilometre ediyor. Yani bize ikinci en yakın yıldız evrende 40 milyon kilometre uzaklıkta. Bu Centauri yıldızı dediğim bir üçlü sistemdir. İki yıldız birbiri etrafında dolanırken üçüncü bir yıldız bunların etrafında dolanır. Dolayısıyla bazen bize en dış yörüngede hareket eden en yakın olur. Bazen de çekirdek civarında dolanan iki yıldız. Bundan sonra bize en yakın olan diğer bir yıldız da hepimizin bu mevsimde gökyüzüne baktığımız zaman en parlak yıldız olarak gördüğümüz Sirius yıldızıdır. Işığı bize 8-10'da 6 yılda gelir. Ve şurada gördüğünüz büyüklükler de gerçek büyüklüklerle orantılı olarak şu güneşimizin büyüklüğü, güneşin büyüklüğü yanında yerin büyüklüğü, şu gördüğünüz yuvarlakta Sirius yıldızı, bizim çıplak gözle kuzey yarım kürenin en parlak yıldızı olarak gördüğümüz yıldızdır ve bizim uzaklığı da bu kadar. Evet, ondan sonra kuzey kutup yıldızını vereceğim ve bu şeyden biraz daha öte tarafa geçeceğim. Kuzey kutup yıldızının uzaklığı 1000 ışık yılı. Yani ışığı bize 1000 yılda geliyor. Otobüste ne kadar sürüyor? Şimdi kuzey kutup yıldızı bizim ilkokuldan üniversiteyi bitirinceye kadar çocuklarımızı öğrettiğimiz İngilizceye benzer. Yani çok saat harcarız, çocuklara İngilizce öğretiriz ama çocuk üniversiteyi bitirdikten sonra bir bardak çay istiyorum mu İngilizce diyemez. Şimdi şeyden de kutup yıldızı öyledir. Coğrafyada, fen bilgisi derslerinde, astronomi derslerinde kutup yıldızı her yerde, her zaman anlatılır. Ama dışarı çıktığımız zaman onu hiç kimse bilmiyor. Ben birkaç yıl bu TÜBİTAK'ın hazırladığı yaz okullarına gittim. Oraya çok seçkin hocalar geliyor. Bu hocalara sordum geceleri, işte gökyüzünü tanıdık beraber. Hocaların hepsine soruyorum. Kutup yıldızı hangisi? Bakıyorlar, en parlak yıldız hangisiyse onu gösteriyorlar. Yani kutup yıldızını hiç kimse bulamıyor. Ama burada gördüğünüz gibi anlatırız işte. Bu büyük cezvedir de bunun küçük ay takım yıldızıdır. Bunun son yıldızı kutup yıldızıdır. Bu da büyük ay takım yıldızıdır. C-
Cezvenin şu iki yıldızını birleştirir, beş katını alırsa kutup yıldızından geçer diye anlatırız, gösteririz, buluruz ama dışarı çıkınca gece hiç kimse bulamaz onu. Kutup yıldızının özelliği şu, demir kazık yıldızı da diyoruz ona. Çünkü her zaman aynı yerde, sabittir, hareket etmez. Dünyanın dönme ekseni kutup yıldızından geçer. Dolayısıyla bütün yıldızlar onun etrafında dolanırlar. O her zaman yerindedir. Ve şurada gördüğünüzde merkezde kuzey kutup yıldızı, şu iz kuzey kutup yıldızının izi, bunun etrafında gördüğünüz şu yörüngeler de diğer yıldızların izidir. Yani kuzey kutup yıldızının etrafında bir fotoğraf çekecek olursanız yıldız bir nokta olarak çıkıyor kuzey kutup. Diğerlerinin hepsi bu halkaları oluşturuyor. Evrende hiçbir şey sabit değil. Her şey hareketlidir. Bu hareketlere kısaca bir göz atacak olursak, üzerinde yaşadığımız dünya ekseni etrafında dönüyor. 24 saatte bir gece gündüz olayları meydana gelir. Yörüngesi üzerinde hareket eder. Yörüngesi üzerindeki hareketten de mevsimler meydana gelir. ...10.800 kilometre, bakın yerdeki hızlara hiç uymuyor. Buradaki hızlar oldukça fazla, yörünge hızı. Güneş ekseni etrafında döner. Katı bir cisim gibi değil, gazdır. Merkez civarında 25 kilometre saniye hızla, kutuplarda 34 kilometre saniye hızla döner. Şurada gördüğünüz resim, fotoğraf Hubble'la alınmış. Bu güneştir. Güneşin yüzeyinden uzaya fışkıran gazlar, prominanslar. Şöyle çok büyük, dünyanın büyüklüğüyle karşılaştıracak olursak onu, binlerce kilometre kadar uzayın derinliklerine güneşin madde fırlattığını. Güneş galaktik merkez etrafında bir dönme hareketi yapar. Ayrıca uzayda belirli bir noktaya doğru 20 kilometre saniye hızla gider. Kese kese gidiyorum sayın rektörüm çünkü çok geç kaldık herhalde. Geceliğin gökyüzüne baktığımız zaman gökyüzünü bir baştan bir başa kaplayan üzerinde yoğun yıldızların dağıldığı bir kuşak görürüz. Biz buna Samanyolu diyoruz. Bizim Samanyolumuz diyoruz. Samanyolu galaksisi diyoruz. Güneşimiz bu Samanyolu galaksisi içerisinde bulunan bir yıldız, adi bir yıldız. Yani ne çok büyük, ne çok küçük, ne çok parlak, ne çok sönük. Ortalarda bir yıldız. Güneşi güneş yapan bizim ona yakın olmuş olmamızdır. Onun dışında bizim Samanyolu dediğimiz sistemimizde 200 milyar civarında yıldız var. Bir ucundan bir ucuna ışık hızıyla hareket eden bir uzay gemisi 100 bin yılda gidebilir. Yani 100 bin ışık yıl, ışık yılı çapında bizim Samanyolu sistemimiz ve 200 milyar civarında da yıldızı var. Samanyolu sistemi içerisinde biz neredeyiz? Bu üstten bakıldığında spiral bir yapıya sahip Samanyolu sistemimiz. 200 milyar yıldızı olan bizim de içerisinde bulunduğumuz sistem. Şu merkez, merkezden 30 bin ışık yılı uzaklıkta güneş ve gezegenlerimiz burada bulunuyorlar. Güneş sistemimiz.
Samanyolu'ndan sonra bize en yakın olan başka bir galaksi daha var. Andromeda galaksisi. Andromeda galaksisinde de 300 milyar civarında yıldız var. Merkezi etrafında dolanır ve bize doğru 300 kilometre hızla hareket eder. Bu iki sistemi gördükten sonra Hubble uzay teleskobu ile alınmış, başka samanyollarına şöyle bir göz atıp hızlı hızlı geçeyim, görüyorum yoruldunuz çok. Bu başka bir galaksi, burada uzaklığı 55 milyon ışık yılı olan bir galaksi çifti, uzaklığı 30 milyon ışık yılı olan başka bir spiral galaksi, uzaklığı 28 milyon olan başka bir galaksi ve çok güzel galaksi örneklerinden. Evrenin doğum evlerinden izin verirseniz bir iki cümle söylemek istiyorum. Ondan sonra hepsini yerlerine koyarak biz neredeyiz, evren ne kadar büyüğe bir bakacağız. Yıldızlar da doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Yıldızlar, yıldızlar arası gaz ve tozdan oluşurlar. Çeşitli nedenlerle bir araya gelip bir kütle oluşturduğu zaman gaz ve toz gittikçe uzayda kütle toplar, merkez sıcaklığı artar, kütle toplamaya devam eder, gravitasyonel büzülmeyle merkezinde hidrojen gazını yakmaya başlar. Hidrojen helyuma, helyum karbon ve daha ağır elementleri demire doğru gider ve böylece aynı zamanda yıldızlar evrenin element fabrikaları. Bu yanma işi bittiği zaman, merkezdeki hidrojen yanma bittiği zaman helyumu yakıncaya kadarki dönemde enerji merkezde çok az, basınç çok düşük olur, gravitasyonel çekimi engelleyemez ve ani bir çökme, dış kısımlarında da bir genişleme olur. Eğer bu genişleme çok hızlı olursa yıldızın dış kısmındaki maddeleri uzaya fırlatır ve biz buna süpernova patlaması diyoruz. Çok hızlı olmazsa, yani kütlesi çok büyük değilse, güneş kütlesinin 100 katı değil, 10 katının altındaysa, o zaman dış kabuğu atabildiği kadar uzaya fırlatır. Çekirdekle uzay arasında bir boşluk kalır. Buna gezegenimsi bulut diyoruz, bulutsu diyoruz. Bunlar da ölü yıldızlardır. Yani yıldız evrimini tamamlıyor, dış kısmını uzaya fırlatıyor. Geri kalan kısım beyaz cüce, nötron yıldızı ya da kara delik olarak son buluyor. Evet, burada da bulutsuları görüyoruz. Bu bulutsular, şu bulutsular içerisinde gördüğünüz parlak noktalar, yeni oluşmakta olan yıldızlar. Yani buralarda yıldız doğuyor. Dolayısıyla evrenin doğumhaneleri olarak biliniyor bu bulutsular. Bunları hızlıca geçiyorum. Evet. Bunlar bulutsular, evrenin doğum evleri. Evet, bu da bir gezegenimsi bulutsu. Maddesini dışarı fırlatmış, patlamış yıldız ama çok uzağa atamamış. İçeride kendisi yıldız yaşamına devam ediyor ve dış kısmını aydınlatıyor. Bu da öyle bir bulutsu. 5000 ışık yılı mesafede. Çok net görünen başka bir gezegenimsi bulutsu böyle. Merkezde yıldız var, dışında gaz ve gazı aydınlatıyor. Evet. Bunları hızla geçiyorum. Bir de büyüklüklere göz atalım. Bu bizim dünya. Gezegenlerimiz biraz önce saydığımız 8 gezegenden dünyadan küçük olan gezegenler. Burada da dünyamız şu ve dünyadan büyük olan gezegenler. Burada
Sirius yıldızı gökyüzünün kuzey yarım kürenin en parlak yıldızı büyüklüğüne görüyorsunuz. Buradaki de Jüpiter. Halbuki Jüpiter burada ne kadar büyük ama buraya geldik nokta haline geldi. Bu Sirius. Sirius burada en küçük. Yıldızlar arasında Aldebaran burada çok daha büyük. Aldebaran burada bir nokta gibi kalıyor. Betelgeuse büyük. Ondan sonra Betelgeuse burada çok küçük kalıyor. Canis Majoris çok büyük. Yani Güneş'in milyonlarca katı daha büyük. Güneş'ten büyük yıldızlar. Işınımı ondan daha çok fazla olan yıldızlarımız var. Hacim olarak da bir bakalım keseceğim. Bu dışarıda gördüğünüz küre Güneş, içerisine koyduklarımız Dünya. Güneş o kadar büyük ki içerisinde 960 bin tane Dünya yerleştirebiliyoruz böyle. Eğer Dünya'yı eritir de yerleştirirsek, aradaki boşluklarda dolduğu için 2 katrilyon Dünya yerleştirebiliyoruz Güneş'in içerisine. Canis Majoris'in içerisine ise 70 katrilyon kadar Dünya'dan yerleştirebiliyoruz. Yani bu yıldız o denli büyük. Bunları söylerken Güneş'in çok özel bir yıldız olmadığını söylemek istiyorum. Yani Güneş'in çok daha fevkinde yıldızlar, çok daha zayıf olanları da var tabii. Bizim Samanyolu galaksimiz gibi 30 galaksi bir grup oluşturuyor. Bu 30 galaksiden birisi de bizim Samanyolu, yani 200 milyar yıldızı olan içinde bulunduğumuz sistem. Şu kadar yer işgal ediyor. Şu büyüklük. Şunlar diğer galaksiler. Yerel galaksi diyoruz bunlara. 30 galaksi var burada. Bu 30 galaksinin Hubble Uzay Teleskobu ile alınmış bir fotoğrafı. Andromeda galaksimiz. Biz bu galaksi içerisindeyiz. Andromeda galaksi bu. Şu. Evet. Şimdi şeyleri bir göz açacak olursak. Evrende bizim Samanyolu sistemi galaksisinden başka bir Andromeda'yı gördük. Başka galaksiler var mı? Milyarlarca daha galaksi var. Bakın. Burada dağılmışlardır. Görünür evrendeki üst küme sayısı 10 milyon. Galaksi sayısı 25 milyon. Büyük galaksi sayısı 350 milyar galaksi. Bizim Samanyolu gibi 200 milyardan fazla yıldızı var her birisinin. Cüce galaksi sayısı 7 trilyon. Yıldız sayısı 30 milyar trilyon. En yakın yıldızın çevresinde dünya benzeri bir gezegen dolansa ve oradaki insanlar bizden çok daha akıllı olsa bize gelebilirler mi? Bugün Güneş dışında başka gezegenlerde başka yıldızların çevresinde keşfedilmiş 200 civarında gezegen var. Sadece bizim Samanyolu sistemi içerisinde 17 milyar kadar yıldızın etrafında dünya benzeri gezegenin olabileceği hesaplanmaktadır. ...14 milyar ışık yılı mesafeye kadar galaksiler gördük. Yani ışık ışınları bize 14 milyar yılda geliyor. Bu ne demektir? Biz teleskopumuzla bir galaksiyi ekrana yatırıp incelemeye başladığımız zaman o galaksinin 14 milyar önceki gençliğini görüyoruz demektir. Yani aradan 14 milyar geçmiş, bugün o 14 milyar sonraki halindedir. Peki, bütün kestik, attık fazlalıkları. Uzayda hayat var mı? Baştan dedik ya, cevap vereceğimiz, vermek istediğimiz konulardan birisiydi. Uzayda hayat var mı? Kanıt yok. Kanıt yok. Kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı değildir. Bütün yukarıda gördüğümüz
çok hızla çoğunu atladığımız güzel görüntüleri Hubble Uzay Teleskobu çekti. Bu Hubble Uzay Teleskobu ...1994 Nisan'da uzaya fırlatıldı. 28 bin kilometre hızla hareket ediyor yörüngesi üzerinde ve 28-29... Doğru mu söyledim? Dakikada 28, yok 90. 96-97 dakikada bir tur atıyor dünya çevresinde ve bütün bu gördüğümüz güzel görüntüleri Hubble'la çektik. Burada sağ tarafta atom altı parçacıkları görüyoruz ve ölçümüz de aşağıda yazılı olandır. Bu tarafta da evrendeki durumu görüyoruz ve ölçü birimleri de bu. Şimdi Senato senato olalı böyle zulüm görmemişti değil mi Sayın Rektör? Şimdi sorular sormadan önce çok kısa ve bu söylediklerimizi atomun çekildiğine kadar inceleyen küçük bir videomuz var. Ben sizden istirham ediyorum artık. O sabrı da gösterin. Bu kadar sabır gösterin. Onu da gösterin. Bu evden evreni. Evet, evden evreni. Evimizden yukarılara çıkacağız. Biraz önce konuştuğumuz yere kadar. Bu galaksileri nasıl görüyoruz? Ondan sonra atom çekirdeğinin içine girmeye çalışacağız. Evet, mesafeler 10 ve katları ile ifade ediliyor. Müziği de vardı bunun. Uyku müziği de veriyorum ki. Geldik şimdi. Yukarı çıktıkça geriye bakıyoruz. Evet.
uzaklıktan yörüngeleri görebiliyoruz. Mesafede daha küçülüyor. Bir ışık yılı mesafe bu. On ışık yılı uzaklıktan geriye dönüp baktığımız zaman güneş hiç görünmüyor. Galaksimizin sınırına geldik. Evet, diğer galaksiler görünmeye başladı. Bu bizim Samanyolu galaksimiz. Andromeda ve şurada gördükleriniz diğer galaksiler. Doğru hareket ediyoruz şimdi. Bu bir yaprak. DNA molekülleri
Köşesi'ne kadar geldik. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yorgundunuz. Daha da çok yordum sizi. İzin verirseniz Balıkçı Temel ile ilgili çok kısa bir hikayeyi anlatıp bitireceğim. İstanbul'un en lüks yerinde Temel Balıkçı dükkanı açmış ve çok güzel bir levha yazdırmış. Burada taze balık satılır. Bir hemşerisi gelmiş demiş ona ki ya çok ayıp. Ne demek burada? Tabii ki burada olacak. Buraya kadar geliyoruz biz. Tabii balıkçı dükkanını buluyoruz. Gene de sen buraya burada kelimesini koyuyorsun. Biz bilmesek gelir miyiz? Bunu kaldır bu levhadan. Haklısın diyor ya. Gerçekten buraya gerek yok. Balık almak için buraya kadar geldiğinize göre burayı biliyorsunuz. Burada hissediyor. Ertesi gün başka bir hemşerisi geliyor. Diyor ki taze balık satılır. Yani sen bizim içimize şüphe sokuyorsun. Demek ki ara sıra bayat da satıyorsun ki taze satıyorum diye bizi kandırıyorsun. Sen bu tazeyi kaldır. Tabii ki taze satacaksın. Yani kokmuş balık mı satacaksın? Tabelada sadece balık satılır kalıyor. Bir başka hemşerisi geliyor. Diyor ki oğlum herhalde sen burada sığır satacak değilsin. Koyun satacak değilsin. Tabii ki balık. Onlarca kilometreden kokusu duyuluyor. Geliyoruz, balık almaya geliyoruz. Tabii ki balık satılacak. Ne yapalım? Sil o balığı oradan diyor. Balığı siliyor, kalıyor. Sadece satılır. Bir başkası geliyor diyor ki, oğlum seni herkes tanır diyor. Öyle karın gibi zengin değilsin. Tabii ki satılır. Bedava dağıtacak değilsin ya. Ne yapalım diyor. Ulan kaldır uşağım buradan diyor. Satılır diyor. Satılırı da kaldırıyorlar. Tabii balıkçı sadece balıkçı olarak kalıyor. Şimdi benim hazırladığım bu şey de öyleydi bunu. Orasını kısa, burasını kısa. Burada anlatırken daha kısa anlatayım diyerek bu hale getirdim onu. Teşekkür ediyorum. Aslında ben daha uzatacaktım ki soru sorulamasın bana diye ama galiba kurtulamadım evet, bilmiyorum. Soru cevaba geldik. Bir 10 dakika kadar zamanımız var. Sizi bekliyoruz. Bir soru cevap yapalım. Değil mi hocam? Öğrencilerden bir soru var. Evet. Özellikle öğrencilerden bekliyoruz. Bak bize, bakın bize hocamız ne güzel ama kısaca özlü olarak evreni anlattı. Ve bizim bu evrende, bu koca evrende sadece bir damlacık gibiyiz değil mi Cemal Ustam? Evet. Dolayısıyla bunu anlamak bilime düşüyor ama şairlerin de gene yüreklerinde yeri var bu yıldızların diyorum. Kavga devam ediyor yani şairlerle bilim adamları arasında. Evet sevgili öğrenciler bekliyoruz. Ben bazı bir soru sorayım. Buyurun sayın. Deminki videodaki gibi böyle geriye dönüş oldu ya hoca. Geriye dönseydi, öğrencilik yıllarına dönseydi, geriye döndürseydik şöyle bir sizi 60 yıl,
Ne yapardınız? Evet. Buyurun. Neyse. Eli olsun. Şimdi 1963-67 yıllarında ben doktora yapmak üzere İtalya'da bulunduğum sürede orada çok arkadaşlarım oldu. Bir tane Barbarossa diye Sicilyalı bir arkadaşım vardı. Çok şakacı, çok eğlendirici bir tipti. Bir gün Trieste'de onunla gezerken çok güzel bir kız geçiyor. Kıza döndü, laf attı. Ah, signorina, se avessi 20 anni di meno. 20 yaş daha genç olsaydım signorina diyor. Hanımefendi, ben 20 yaş daha genç olsaydım şimdi. Hanım da böyle çok şık giyinmiş falan, böyle 2-3 adım gittikten sonra döndü geldi. E signore, cosa sarebbe? Öyle olsa ne olurdu dedi. Biz onu soruyoruz. Yani... Şimdi öğrenci olsanız o yaşta ne önerirsiniz? Öğrenci olsaydınız ne yapardınız? Evet, daha çok çalışırdım. Daha günün ihtiyaçlarına göre daha planlı çalışırdım. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Efendim, tekrar sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın rektörümü sahneye davet ediyorum. Size bir armağanı olacak. Ayrıca yüksekokulumuzun da kariyer haftasının da açılışını yapmış oldu Cemal hocamız. Kendisine de bir teşekkür belgesini armağan ediyoruz tekrar. Thank you.